Abi ve kardeşlerimizle beraber Çam Dağı'ndayız. Çam Dağı'nda üstadın malum hatıraları var. Çam ağacı, katran ağacı. Üstadın üzerine kulübecik yaptırıp tefekkürle, duayla, ibadetle meşgul olduğu bu çam ve katran ağacını, onu hazmedemeyenler, iman ve İslam'ın gelişmesini içine sindiremeyen insanlar, nasıl ki üstad hayattayken üstadın hayatını hazmedemeyenler, vefat ettiğinde Urfa'da Halil-i Rahman Camisi'nin avlusuna defnedildiğinde onun mezarını bile hazmedemediler. İşte aynı zihniyet, aynı ideoloji Bediüzzaman'ın tefekkür için kullandığı çam ve katran ağacını bile hazmedemediler. Ve 2000 yılında işte bazı insanlar gelip bu ağaçları kökünden kestiler. Fakat az önce abimizden dinledik ki o zaman bu çam ve katran ağaçları yerindeyken belki yılda 5000 insan buraları ziyaret ediyorsa, bugün 500 bin insan yılda bu Çam Dağı'nı, Barla'yı, buraları ziyaret ediyor. Yani zulüm devam etmiyor. Bediüzzaman Hazretlerine bu zulümleri yapanlar, ona hayat hakkı tanımak istemeyenler, bu davayı söndürmek için uğraşanlar, bilmeyerek bu davanın prim kazanmasına, iman ve Kur'an davasının büyümesine kendi elleriyle hizmet etmiş oldular. Rabbim inşallah bu hizmetlerin artarak büyümesine ve Risale-i Nur'un muhtaç gönüllere ulaşmasını nasip eylesin.